Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlerle bu güzel efsane vere fırka yapımına devam ediyorum arkadaşlar bakın bunu birinci bölümde size şuradan başlandığını ve nasıl e, şu şekilde e, örerek gittiğimiz hakkında bilgi verdim buradan başlıyoruz ve böyle e, giderek e, şu e, üçgen parçayı şurayı yapıyoruz arkadaşlar bu üçgen parçayı, şuradan şurası bizim kendi bedenimize yani bir ön beden olarak herhangi bir hırkanızı ölçerek şurayı ayarlamasını yapıyoruz arkadaşlar. Ben size şimdi buranın da ölçüsünü hemen vereyim. Şöyle göstereyim. Bakın arkadaşlar. Şurası bizim arttırmamızın yaptığımız yer. Benim bedenimin ölçüsü buraya kadar yaptım. Ben yaklaşık 27 buçuk 28 santim tabi ütüye de gireceği için 28 santim gibi bir ölçü oldu. Şimdi arkadaşlar buraya da önüne de e, isterseniz bir parmak veya iki parmak istediğiniz kadar da patta yapacağız veya oyasını yapacağız nasıl isterseniz. isteyen biraz daha geniş yapacak, isteyen biraz daha dar yapacak. Buranın şeyini onları da anlatacağım. E, en son hırka bitiminde. Bu e, hırkanın e, boyunu da e, zaten Şöyle benimki şöyle uzun yapmıştım. Bakın e, siyah e, beyaz e, olan e, bu hırkadan yaptığım vardı. E, ondan biraz daha kısa bu. Çok az kısa arkadaşlar. Bakın size boyu hakkında da bilgi verdim. Boyunu da e, size ölçüsünü de e, vermiştim. Şimdi bakın arkadaşlar ben e, birinci bölümde anlattığım kadarını burada ördüm. Bunun her ikisi de aynı örülüyor arkadaşlar. Önü, arkası yok bunun. Yani e, bunu ister bu tarafa kullanın sağ, ister sol tarafına kullanabilirsiniz. Bakın şöyle gördüğünüz gibi gayet güzel ve çok e, şık duran bir e, tasarım e, şeklinde gördüğünüz gibi bunun yakasını kendiliğinden V'si oluşuyor. Bakın gördüğünüz üzere sadece şunu örerek yapıyoruz ama V'si de oluşmuş oluyor. Bugün sizlerle şu omuz çalışmasını anlatacağım. Bakın şurada kalmıştık ve etek ucunun şeyinden bahsedeceğim. O üçgenliği şey, kareye de, kareye çevireceğiz arkadaşlar. Şimdi bakın boyunu da şimdi Buradan şuradan ölçeceksiniz kendi herhangi bir hırkanıza veya bluz e, e, yani kendi boyunuza göre şuradan mezurayı koyuyoruz. Şöyle bakın hemen onu da göstereyim. Boyunuz boyuna nasıl ölçü alacağınızı. Şuraya en üst noktaya koyuyoruz. Şurası başladığımız yer ve buradan itibaren şöyle ölçüyoruz. Bakın. Şöyle ölçüyorum ben. Ben biraz uzun sevdiğim için uzun yapıyorum. Bakın şu en alttaki sivri olan yere, sivri olan yere bizim boyumuz. Bakın 115 gibi benim bunun boyu. Tabi ütüye de girecek, biraz da şeyde de ölçmüş olabilirim. Yaklaşık 115 gibi boyu bunun şuraya kadar. Bakın. Şimdi ben bunu e, bu kadar yaptım. Şimdi burada sivrilik var ya. Bu sivriliği şimdi hep beraber örerek şu şekilde olacak. Bakın şu anda şuradayım. Bakın şu anda ben şuradayım Şurayı öreceğiz arkadaşlar burayı örerek buranın e, sivriliğini e, şey yapacağız kapatacağız Yani burası bu şekilde dikdörtgen bir parça haline gelecek şimdi hemen sıradaki rengime geçeceğim ve e, devam edeceğim e, Ben bunu e, size şey yapmıştım isteyen e, bunları dörderli e, yapıyoruz İsteyen bunları iki renkli veya üç renkli yapabilir ipimden de bahsetmiştim. Benim ipim bakın kar topu nubuk ip arkadaşlar. E ee, tabii bunu e, internetten bulabilirsiniz. E %22 akril ve %78 poliyemit yani e, bir ip. E, değişik bir ip, güzel bir ip arkadaşlar. Tığım da benim e, iki buçuk e, milim tulip e, tığı, 4 numara yazan e, şu silikon saplı tığla ördüm. Şimdi hemen e, buranın yapımına e, devam edelim. Şimdi bakın burada en son bitirdim e, ipim burada hemen buraya takıyorum bunu buradan alıp burada normalde 6 zincir çekip e, aynı yere batarak arttırma yaptığımız yer arkadaşlar burada ben 4 zincir çekiyorum bakın 1 2 3 bu ipimi de arada yürütüyorum 4 bakın 4 tane zincir çektim e, şimdi burada artık azaltmaya başlayacağız yani Şuradayız, buradan azaltar, azaltacağız. Aynı şu tarafta, şu tarafta yaptığımız azaltmayı bu tarafta da e, devam yapacağız arkadaşlar. Bakın. Şimdi burada şuraya batıyorduk ya üçlü trabzanımız, altı zincir çekip batıyorduk. Şimdi öyle yapmıyoruz. Dört zincir çekip buraya batmadan şunu da şöyle alayım, şuraya da. Şuraya batıyorum arkadaşlar. Bakın, normal olarak dört zincir çektim. Sizin eliniz eğer sıkıysa bu zinciri 5 de çekebilirsiniz. Ben buraya üçlü trabzanımı yapıyorum. 2 3 Bir zincir çekiyorum ve örmeme devam ediyorum. Şimdi bunu her iki kenardan bir sağdan ve soldan yani hem buradan hem bu taraftan her iki kenardan aynı şekilde yapacağız azalta azalta en son e, en sona e, geleceğiz yani bir tane trabzan, e, bu şu üçlü trabzan tek kalana kadar devam edeceğiz Arkadaşlar şimdi buradan azaltmaya başladım devam ediyorum sıranın sonunda yine oradan da azaltacağız Arkadaşlar bu iple e, örmeniz şart değil e, kışlık iplerle yazlık iplerle istediğiniz herhangi bir iple de yapabilirsiniz. Evde artan iplerinizi değerlendirebilirsiniz. Yani bunu dörder sıra değil ikişer sırada yapabilirsiniz. Üçer sırada yapabilirsiniz. Ee, tabii e, bunu e, renklerini e, siz de oynayarak böyle renkleri oynayarak e, yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben bunu e, instagram sayfamda e, organik tantelde e, bunun e, iki renkli olanı var. Oradan yani o şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi ben bunu başa kadar geleyim. Yine başta e, beraber e, yeniden e, azaltmamızı e, konuşalım bir daha. Şuraya kadar bir geleyim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın şuradan azaltmamızı yapmıştık. Şöyle alayım bunu. Buradan azaltmamızı yaptık. Yani şuraya e, ipimizi bağladıktan sonra 4 zincir çektim ve e, bu dibindekine batmayıp direkt şuraya batarak devam etmiştim. Şimdi sonuna geliyor geldim. Sonunda da şurada üç tane trabzanımı yapayım bir. Bu trabzanları e, siz e, ikili trabzan da yapabilirsiniz. O sizin artık kendi şeyinize bağlı yani üçlü veya ikili yapmanız e, fark etmez. Şimdi sonuna geldim. Hiç zincir çekmeden iki kere doladım arkadaşlar. Burada zaten. Bunu yapıyorduk şurada. O tarafta arttırıyorduk ya normalde. Burada aynısını devam ediyorum. Yani burada dörtlü tırabzanımı yaptım. Hiç zincir çekmeden yine 2 3 4 zincir çekip dönüyorum. Döndüm. Şimdi artık aynı buraya batmıyorum arkadaşlar. Şuraya batarak bunu yavaş yavaş e, her iki taraftan şey yaparak e, azaltmaya e, devam edeceğim arkadaşlar. Bakın Şimdi buradan da bu şekilde e, azalarak e, devam edecek. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz örgü hocam youtube kanalıma abone olursanız ve beni desteklerseniz yoruma, yorum ve beğeni çok sevinirim. Zil butonuna basarsanız da bir dahaki videolarımdan da haberdar olursunuz. Şimdi ben bunu öbür tarafa da geleyim. Yine oradan da nasıl eksilteceğimiz hakkında biraz bir kere daha bilgi göstereyim. Bunu bu şekilde örerek aşağı kadar indireceğiz arkadaşlar. Ben bunu öreyim. Öbür taraf bu tarafta buluşalım arkadaşlar. Şimdi bu tarafın yine bu arttırdığımız tarafa geldik. Şimdi burada da yine eksiltmeye devam edeceğiz. Her iki tarafta da eksiltiyoruz arkadaşlar. Bakın Şuradaki bir öncekine Şuraya üçlü trabzanımı yapıyorum 2 3'lü trabzanımı yapıyorum Bu 4 zincirle çek, e, döndüğümüz yer Arkadaşlar bakın Şimdi burada hiç zincir çekmeden iki kere doluyorum Şu boşluğa batarak 1-2-3-4 de çıkartıyorum Yine 1-2-3-4 zincir çekip Dönüyorum Bakın şuraya atlıyorum şuraya batıyorum. yine üçlü trabzanımı yapıyorum. Bakın gitgide burada e, her seferinde birer kutu birer kutu her iki taraftan da azalmaya devam ediyor. bakın şimdi göstereceğim. 12 bu aralarındaki e, zincirlerini siz elinize göre ayarlarsınız e, bir veya iki zincir olarak Bakın şimdi şurası şöyle bakın Burası artık düzlenmeye başladı Burası düzlenmeye başladı burada zaten yaptığımızın aynısını yapıyoruz Yani bu Şurayı örerken yaptığımız gibi burayı aynı yapıyoruz buradaki yaptığımızın aynısını burada yapıyoruz Şimdi arkadaşlar ki buranın böyle e, üçgenin e, şuranın e, kapanıp dikdörtgen e, şeklini alması için bunu bir ben buraya geleyim öbür renk değişiminde yine bahsedeyim arkadaşlar biraz daha buradan görüşelim evet arkadaşlar bakın yine şeye geldim bakın şu e, en son en sondan bir önce şuraya 3 tane trabzanımı yapıyorum 2 3 tane yapıyorum her iki tarafta da aynı işlemi yapıyoruz. Şu delikten bir öncekine 3 trabzanımızı yapıyoruz. Bir zincir çekmeden doluyup şu boşluğa batıyoruz. 1-2-3-4 4 zincir çekip bir devam edeceğiz. Ama şu anda benim ipim 1-2-3-4 sıram oldu. Bir zincir çekip burada e, ipimi koparmam lazım. Makası yanıma almamışım. Neyse kopardım. Şimdi hemen diğer rengimize geçelim. Hemen diğer rengimizi bağlayalım. Şimdi buradan şunu çevireyim şöyle. Bakın. Şurası şu alt kısım. Yani alt kısım şöyleydi. Şöyleydik. Bakın şurası alt kısım. Şimdi buraya böyle devam ediyorum. Hemen şurada kopardığımız yerden başlıyoruz buraya girdim deliğe bunu da aldım buraya 4 zincir çekiyorum arkadaşlar 1 2 3 4 4 zincir mi çektim ve e, buraya değil şuraya 1 2 3 3 tane trabzanımı yapıyorum bir, bir, iki, üç. Arada bir zincir çekiyorum. Yani şu taraftaki yaptığımızın aynısını yaparak hem burada hem burada bu şekilde e, yani e, geliyoruz. E, sonuna geldiğimizde iki kere dolayıp e, dörtlü trabzan yapıyoruz. Dönerken de 4 zincir çekip devam ediyoruz. E, rengimizde e, ve renklerimizi de e, tabii aynı şekilde burada da e, sizde nasıl yapıyorsanız renklerinizi de e, değiştire değiştire bunun sonuna kadar e, sıfırlayacağız arkadaşlar ben şimdi burayı artık e, size şey yaptım anlattım bakın bakın ye, renk değiştirmin de göstermiş oldum burası bakın en sivri ol, olan yerde şimdi bunu bu şekilde e, ilerleyerek, buradan da ilerleyerek e, yapacağız. Yani şimdi ben biraz daha öreyim. En sonunda biraz bir püf noktası var. En sonunda yeniden buluşalım. Bakın arkadaşlar ben bunu e, yaparak şuraya kadar geldim. Şu son kısmında bir e, detay var. Bakın şurasını beraber yapalım diye buraya kadar geldim. Her iki taraftan da e, sonuna geldiğimde e, sıranın sonunda iki kere dolayıp 4 de çıkarttım ve 4 zincirle döndüm her iki tarafında da aynı işlemi yapıyoruz şimdi buraya geldiğimizde arkadaşlar hemen e, rengimi değiştireyim ipimi takayım 4 zincirimi çekeyim 2 3 4 Burası daha kısa olduğu için burayı hem örelim hem beraber e, burayı Bitirelim e, diye düşündüm. Burada e, sonunda arkadaşlar e, çok e, sivri olmaması için o dörtte çıkardığımız yerleri üçte çıkaracağız. Dört zincir yerine üç zincir çekeceğiz. Yani bu son e, kaç sıra kala e, onu da bakalım. Şu sıramızı ama bu sıramızı bu sıramızı normal yapıyoruz. bu sıramızı normal yapıyoruz yani e, 4'te dörtte çıkarıp kenarından bahsediyorum arkadaş buralarından değil yani buraların aynı örüyoruz bakın şuraya geldik sonuna geldim 3 tane trabzanımı yaptım şimdi buradan şunu iki kere dolayıp buraya batıyoruz ya 1 2 3 3 4 4 de çıkarıyoruz 1 2 3 şimdi artık arkadaşlar şurada bakın burasının çok sıkı olmaması için bu sırayı da sonunda kaç sıra kalınca daha doğrusu e, 1 2 3 4 5 5 sıra kalınca ama iki sırasını aynı yapıyorum. Son 3 sırasında yapacağız. Şimdi buraya da yine 4 zincirle geri dönüyorum. Bunu zaten 4 sıra e, şey yapıyorum e, bu renkten. Son bir tanesini öbür renk. İsterseniz onu aynı renkte de devam da edebilirsiniz. Şimdi burayı burada da aynısını yapıyorum. Yine kenarında 4 zincir ve 4'te çıkartarak yapıyorum. Şimdi bu iki sıra yukarısıyla aynı. Hiçbir fark yok. Şimdi Yine burada da 4 de çıkarttım. 1 2 Biraz daha sıkı çıkartıyorum. 3 4. Şimdi 1 2 3 zincir çekiyorum. Bakın iyice sivrildi. Sivrilmemesi için 3 zincir çekiyorum ve devam ediyorum. 2 3 şunu atlayarak devam ediyorum. Şimdi bunun sonuna geldiğimizde yine bakın 3 tane doldurdum. 2 3 Yine hiç zincir çekmiyorum. Burada 2 kere doluyorduk ya. 1 kere doluyorum ve üçlü trabzan. 1 2 3 Çok sivri olmaması adına yapıyoruz. Şimdi 3 zincir çektim. Döndüm. Son sıramı yapıyorum. Bu renkteki son sıramı yapıyorum. 2 3 bir zincir çektim iki tane Trabzon trabzanlı grubum oluştu son e, dördüncü sıramda bakın burada 5 4 3 2 şimdi burada yine doladım yine 3'te çıkarıyorum 2 3'te çıkarttım şimdi burada e, ben e, ipimi e, değiştirdim İsterseniz burayı değiştirmeyip zaten bir tane kalıyor. Bakın bir tane kalıyor. de edebilirsiniz ama ben değiştirmeyi tercih ettim. O da sizin bileceğiniz iş. Yani onu 5 sırada yapabilirsiniz en son bitimini. Ama ben değiştirme ihtiyacı hissettim şeyi bozmamak için bütünlüğü bozmamak için 4 şimdi yine buraya şimdi şu da var benim e, bedenimin ölçüsünde bu böyle denk geldi Eğer sizin bedeninizin ölçüsü daha büyükse sizinki burada bu şekilde denk gelmeyebilir yani buranın aynı bu şekilde son e, 3 sırasını 3 zincir ve 3 çıkararak bitiriyoruz son 3 sı sırasını şimdi 3 zincir çektim şuraya battım son trabzanımı yapıyorum 1 2 3 hiç zincir çekmeden doladım yine üçlü trabzanımı yaptım bakın şu şekilde oldu 1 2 3 4 zincir çektim burada sadece 4 zincir çekip şu boşluğa hiç trabzan yapmadan sık iğne ile bağlıyorum ve bir zincir çekip bunu da koparıyorum bakın şöyle hemen göstereyim Tabi bu hafif biraz ütüye gelince burası biraz sivri gibi duruyor ama ütüye girince e, düzeliyor. E, onu da e, söyleyeyim. Çünkü ben bir tane bu hırkadan ördüm. Bu ikincisi benim e, Instagram sayfamda da var zaten. Oradan da bakabilirsiniz. Şöyle. Şimdi burasını bu şekilde yaptık. Şöyle bir bakalım nasıl oldu. Her ikisini de e, yapmış olduk. Bunu söylediğim gibi sağ sol yok bu e, parçaların. Her ikisini de bakın şuradan Şöyle yaptık. Şimdi bunu bu şekilde aşağıya doğru şöyle göstereyim. Bitimini de bahsedelim, gösterelim. Bakın Gayet güzel ve şık bir e, çalışma arkadaşlar. Şimdi bunun e, etek ucunu bitirmiş olduk. Tabi bunun etrafına e, şey gidecek. E, o yüzden e, etek ucundaki şu e, ipli iplerini orada e, toparlayacağız. Örerek geçeceğiz. Şimdi gelelim omuz yapımına. Bakın şuraya kadar yaptık. Zaten burada iki sıra yaptım ben. Ama sizin e, bedeniniz daha geniştir. Bu dört sıra olur. Veya eliniz sıkıdır daha fazla olur veya daha az olur burası o kadar önemli değil yani sadece ve şun, şuradan şurası sizin beden ölçünüz şimdi gelelim Şuradaki omuzu e, çalışmaya başlayalım hemen e, ipimi takacağım iki e, sıra e, gri yapmıştım devam edeceğim İki sıram kalmış gride yine iki sıra daha griye devam etmeye edeceğim ki buranın da 4 sıra olması için Bakın burası ters, şurası şuranın tersi düzü, tersi düzü diye gidiyor. Öyle bakın düz, ters yani ona göre. Şimdi bu taraftan şuraya batıyorum. Şu ıı, arttırdığımız köşeler var ya köşe. Şurada bir tane köşemiz vardı, şurada yani şu başlangıç noktasından şurada bir arttırma yerimiz var köşemiz. Bu köşeye giriyorum. Bakın. Şuradan girdim. 4 zincir, 2 3 ipimi de yürütüyorum. 4 zincir çektim. Şimdi buraya hiçbir iş yapmadan şuraya üçlü tırabzanımı yapıyorum. 4 zincir çektim. 3 tane tırabzanımı örüyorum. Arada bir zincirim var. Devam ediyorum. Şimdi burada da alttaki gibi şuraya geldiğimizde burası arttırma yerimiz ya. Burada da aynı aşağıdaki gibi burada da eksilteceğiz. Yani sonuna gelince iki kere dolayıp 4 buraya batıp 4'te çıkaracağız. 4 zincir çekip döneceğiz ve burada omuz oluşturacağız şu sivri olan yerde omuz oluşturacağız şimdi buraya devam edelim oraya kadar öreyim ben orada yeniden e, görüşelim e, yine aynı şekilde arada zincirlerimizi ve trabzanlarımızı yaparak sıranın sonuna kadar gelelim sıranın sonuna geldim şimdi buraya üçlü trabzanımı yapıyorum aynı aşağıdaki işlemin aynısını yapacağız yani sonuna geldiğimde hiç zincir çekmeden iki kere dolayıp boşluğa battım 2 3 4 de çıkarttım 1 2 3 4 zincir çekip dönüyorum ve burada omuz e, oluyor oluyor e, reklam kol gibi olacak bu hırka Burası omuz bölümü bakın şurada düzlemeye başladım şimdi bunu sıranın sonuna kadar yine yapacağım rengimi değiştireceğim 1 2 3 4. sıramdayım şöyle bir göstereyim bakın hemen gördüğünüz üzere hemen sonuna geldim 3 trabzan yaptım ee, ve e, hiç zincir çekmeden iki kere dolayıp battım 4 zincir çekip geri döndüm bunu Buraya geldiğinde de aynısını yapacağım. Buraya batacağım. 4 zincir iki kere dolayıp 4'te çıkararak. Şimdi burada buluşalım. Şimdi bakın. Burada arttırdığımız yer şurası. Şu başladığımız yer. Şu arttırdığımız yer. Şimdi buradan başlamıştık zaten. Şurası arttırdığımız yer. Şurada dönüş yaptığımız yerde bakın. Buradan bir öncekine şuraya bir tane trabzan, üçle üç tane trabzanımı yapıyorum. İki, üç. Sonuna geldiğimizde şuraya son deliğe batarken iki kere dolayıp bu deliğe batarak bir, iki, üç, dört. Dörtlü trabzanımı yapıp bir zincir çekip koparıyorum. Şimdi bakın şöyle göstereyim. Burası yan tarafımız şurası da omuz omuz şeyimiz bakın şu kadarcık bir omuz çalışmamız oldu şimdi tabi bunu biraz daha yapacağım ben e, maviden de e, biraz daha yapacağım lacivertten de biraz daha yapacağım şimdi hemen e, diğer rengimi takayım Burası bizim e, şuradan şurası e, azaltarak tabi azalacak. Buradan da azalacak. Buradan da azalarak. Burası bizim reklam kol e, olmasını e, sağlayacak. Böyle azaltı azaltı. Oranın reklam e, kol e, oluşturacağız. Şimdi hemen ben ipimi buraya takayım. Bundan da 4 sıra örünce benim bu e, omzum e, ve koltuk altı e, e, reklam kolumuz e, bitmiş olacak. E, iki önlerim de, e, bitmiş olacak. Her iki ön de aynı şekilde yapıldı. Yine dört zincir çektim, buraya batmadan, şuraya batıyorum. Yine dört tane, e, pardon üç trabzan bir zincirle devam ediyorum. Sıra sonuna kadar aynı şekilde öreceğim. Yine sıra sonunda e, bahsettiğim gibi e, iki kere dolayıp dörtte çıkaracağım ve dört zincir çekip devam edeceğim. Yani bunu bir birkaç defa tekrarlıyorum. Burası aynı olacak. Bakın şuraya geleceğim. Yine buraya geldiğimde şuraya 3 tane dolgumu yapacağım. Şuraya şuraya da iki kere dolayıp batıp 4 zincir çekip döneceğim. Yani burası aynı şekilde devam edecek. Ee, şimdi ben bunu 4 sıra e, yapayım. Sonra gön yeniden görüşelim. Evet bakın ben bunu 4 e, sırada e, koyu rengimi ördüm. E, ve burada en sonunda da iki kere dolayarak dörtte çıkararak burayı da bitirmiş oldum benim burada kaç tane kalmış 2 4 6 8 10 12 14 15 16 tane şu üçlü trabzanım var arkadaşlar şimdi burası omuz kısmı şöyle bakın Şöyle V'miz de kendiliğinden oluştu zaten. Şimdi ön bedenlerimiz bitmiş bulunmakta. Şu ön bedenin şurasının başlangıcını şöyle bir hemen ufak bir başlangıcını ba yapayım. Koyu renkle anlattığım için pek içime sinmedi. Hemen şöyle kısacık orayı göstereyim. 5 veya 6 zincir çekiyoruz. 5 veya 6 zincir çekiyoruz. Batıyoruz ve 6 zincir çekerek 2 3 4 5 6 zincir çekip doluyup şu 6 zincire çi şey yaptığımız deliğe girip buraya 3 tane trabzan yapıyorum. 2 Koy renkli anlattığım için ilk bölümden bahsediyorum arkadaşlar. O yüzden şurayı bir kere anlatayım çünkü koy renkte pek anlaşılmıyor diyorlar. 2 3 trabzan daha yaptım bakın şurada 6 zincir çekip kapattım 6 zincir çektim deliye 3 trabzan yaptım 2 zincir çekip 3 trabzan yapıp 1 zincir çektim ve iki kere dolayarak şu deliğe batıyorum 1 2 3 4 şöyle bir görüntü oluşuyor yine 6 zincir çekip dönüyorum şuraya boşluğa şu bir zincir çektiğimiz boşluğa üçlü trabzan yapıyorum. Arada bir zincirim var. Bu bir zincirleri iki zincirde yapabilirsiniz. Şurada bildiğiniz hanım dilendi bey beğendi köşesinden yapıyoruz. Yani üç trabzan iki zincir. İki zincir ve üç trabzan yapıyoruz. 1 2 3 arada bir zincir çekip şuraya en son boşluğa da yine 3 trabzan 1 2 3 3 trabzan bir zincir iki kere dola aynı yere bir daha bat bu, bu şekilde devam ediyor Bakın şu başlangıç şurası yani şurası bu şekilde Burası koyu renkli anlattım pek içime sinmedi yine altı zincir çekip dönüp şuraya 3 trabzan yapacağım buralara 3 trabzan burada da aynı bu köşeyi devam ettirerek devam edeceğim şimdi arkadaşlar önler bitti şimdi arkası için hemen şey yapalım arkası için de şöyle Ben zaten sizin çabucak örmek için ben arkasını başlamıştım arkadaşlar hatta epey de ördüm şimdi size bakın şöyle göstereyim burada e, yine büyük bir kare oluyor hanım dilendi bey beğendi e, şeyinin e, karesi arkadaşlar şöyle kat şey buruşmuş bakın şimdi burada biraz daha şunu yukarıya kaldırayım size bakın şu üçgen bu bir dikdört Pardon kare bir parça oluyor Arkadaşlar şu en uç noktasından bu uca Burası bizim bedenimiz yani burası bizim bedenimiz olacak. O yüzden burayı kendi beden ölçünüze göre ayarlayacaksınız. Yani şu büyük karenin bir ucundan bir ucuna sizin kendi bedeniniz. Hemen şu karenin yapılışını yine ben size açık renk iple anlatayım. Sonrasını da beraber devam edelim. Zaten biliyorsunuzdur bu hanım dilendiği ama yine de ben şöyle bir anlatmak istedim. Altı zincirle e, başlıyoruz. Bir iki üç zincir çektim ve e, şurayı şöyle yapayım. İki üç tane trabzan oldu. Bir zincirimle beraber üç trabzan oldu. Arada zincir. Şimdi bir 2 yine 3 zincir çektim arada 2 zincir bu başlangıçta arada 2 zincir çektim 1 2 3 arada 2 zincir yine 3 trabzan yapıyorum 1 2 3 arada 2 zincir şimdi bunu buraya bağlıyorum bakın 6 zincir çektim. Zincirimle beraber e, toplamda 3 trabzan oldu. zincir yanına 2 trabzan yaptım. Şimdi buradan e, arada 2 trabzan yaparak 1, 2, 3, 4 tane üçlü grup yaptık. Pa, pa, üçlü trabzan grubu yaptık. Şimdi buraya bağladım. Hemen yanındakine kaydırdım ve şu köşeyi e, deliğe kadar kaydırarak geldim. Şimdi buraya 3 zincir çekip buraya zincirle beraber 2 oldu 3. trabzanımı yaptım arada 2 zincir çektim yine aynı yere battım 1 2 3 zincir pardon 3 trabzan yaptım arada 1 zincir çektim şimdi ben bunu e, motifi büyük motifi yaparken de 1 zincir kullandım e, siz isterseniz e, önleri yaparken 1 veya 2 zincir ne, ne çektiyseniz aynısını yapacaksınız. Şimdi bu, buraya da yine 3 trabzan 2 zincir yine 3 trabzan yapıyorum. 2 3 arada bir zincir çekip hemen diğer deliğime geçiyorum. 1 2 3 arada 2 zincir çekip yine aynı yere batarak devam ediyorum. Bu arka e, motifin başlangıcı. Kollarda da aynı şekilde başlayacağız. Aynı kollar da bu şekilde olacak. 2 3 Arada 2 zincir ve aynı yere bir daha batıyorum. Size ölçülerini de ben birazdan vereceğim. Bu arkası için konuşuyorum şu anda. Bakın ve buraya bağladım. Kaydırdım. Deliğe kadar geldim. Şöyle bir kare e, oluştu bu kareyi devam edelim bir sıra daha öreyim Çünkü bunu da bilmeyen olabilir diye düşündüm. 3 tane oldu. 2 zincir çektim. Yine aynı deliğe batarak 3 trabzan daha yapıyorum. Arada 1 zincir çekiyorum. Ve şu boşluğa 3 trabzan yapıyorum. 1 2 3 bir zincir çektim. Şimdi yine köşeye 3 trabzan, 2 zincir ve 3 trabzan yapacağız. 2 3 arada 2 zincir. Aynı yere bir daha battım. 1 2 3 arada bir zincir. Bunu 4 sıra yapıyoruz. Her renkten 4 sıra olacağı için bu da aynı şekilde 4 sıra olacak 2 3 2 zincir çektim 1 2 3 ben bunu bir saniye şurayı da hemen bağlantıyı da gösterelim Bir zincir çektim. Ve köşemi yapıyorum. İki zincir çektim köşede. Köşeler iki zincir. Aralar bir zincir. Benimkisi. Tabii siz her yerine iki zincir de yapabilirsiniz. Önü ne yaptıysanız arkasında da aynısını yapın arkadaşlar. Yani önde tek zincirle yaptıysanız tek zincir. Bu o, hafif böyle şey de olsa ö, ütüyle düzelir. E, hani... Ee, böyle hafif gelse bile bakın şöyle ütüyle bu düzelir elinizle bile düzeliyor son sıramızda yapalım şöyle bakın kaydırarak buraya kadar geldim şu kaydırmayı bir kere daha göstereyim şöyle alıp buradan kaydırıyorum deliğe girip bir daha kaydırıyorum üst zincir çekip devam ediyorum bunu 1 2 3 ve dördüncü son e, sıramızda yapacağız daha sonra e, ip değiştireceğiz yani 4 sıra yaptıktan sonra bunu farz edelim <laughs> 4 sıra oldu hemen <laughs> hemen başka bir renk takayım e, ip değiştirmesini de Buradakini göstereyim. Şimdi ben e, genellikle böyle e, şeylerde hep aynı yerde yapmıyorum. Bakın burada bitirdiğimi farz edin. Yani burada kopardığımı farz edin. Buradan devam etmiyorum. E, çünkü böyle bir e, çizgi oluşsun istemiyorum. Herhangi bir köşesinden bakın herhangi bir köşesine giriyorum. Bu e, renkli çalışmaları yaparken hep aynı yerden yapmıyorum. Bakın herhangi bir köşesine girdim. Buradan aldım. Şimdi bunu ipi bu tarafa bakın ipi bu tarafa atıyorum. Bir zincir çektim. Sonra ipi bu tarafa atıyorum. Şu ipi 2. Şimdi ipi yine arkaya attım. 3. 3 zincir çektim ve ipimi de arada yürüttüm. Şimdi buraya 2 3 2 zincir çektim. Devam ediyorum. Şunu 4 4 sıra olduğunu fark edin. 1 2 3 ya. Bir sıra daha olduğunu e, farz edin. Ben şimdi size nasıl yaptığımı anlatmak için burayı örüyorum. Açık renkli örmek için e, örüyorum. Şimdi bakın aynı şekilde devam ediyorum. Bir zincir ve 3 trabzan olarak bunu tamamen etrafına bunu da 4 sıra yapacağım. E, yani bu e, motifi zaten herkes biliyor diye pek üstünde durmamak için e, şöyle bir üstünden geçmek istedim. Bakın burası aynı zaten köşeler yine 3 trabzan 2 tane zincir ve 3 trabzan aralarda bir zincir şeklinde Bunu bu şekilde bakın öreceğiz Yani şu başlangıçlarını hep aynı yerden başlamayın burada bitirdik ya buradan başlamayın Başka köşelerinden başlayın ki Şey olmasın e, diğeriniz tam olarak belli olmasın Şimdi bunu bu şekilde ne kadar öreceğiz hemen ondan bahsedeyim e, şu Kare şeklinde bunu ee, öreceğiz. Bakın şu ben şöyle bir kare kare şeklinde. Bakın bunu öreceğiz. Kare şeklinde. Bu kol için başladığım benim. Ter, şey olmuş karışmış. Bakın bu kol için başladığım şu benim beden için başladığım. Arka beden için. Şimdi ben bunu ölçüsünü size göstereyim. Hemen şu ıı, şeyin e, köşelerin bunu çapraz şöyle değil arkadaşlar şöyle çapraz olarak koydum şimdi en e, uç noktasından e, öbür uca kadar 57 58 santim gibi benim bu o, şeyim. bakın şöyle göstereyim 57 58 santim gibi e, buradan bu tarafa e, ölçüsü şimdi bizim e, ön bedenimizde ondan hemen bahsedeyim ön be, burada ben 1, 2, 3, 4, 5, 6 renk kullanmıştım ya. 6 renginde hepsini dörder sıra yaparak yaptım. Şimdi siz de bunları e, kendi bedeninize kadar burayı benim 58 santim önler 28 santimde. Şimdi burada ne e, şey fark var arkadaşlar onu çok burası çok önemli çok. E, şimdi bakın burası benim ön bedenimde şöyle koyduğum zaman benim şu motifim iki sıra eksik arkadan ön muhakkak iki sıra eksik olsun ki yakamız daha düzgün olsun daha şey olsun yani şu e, yaka açıklığında arka ortasındaki yaka açıklığı için e, arka bedenimiz ön bedenimizden iki sıra büyük olacak normalde ön bedenler daha hani büyük olur üst üste biner falan e, yani normal klasik e, hırkalarda ama bunun arka bedeni e, tam oturması için arka bedeni ön bedenden iki sıra fazla örülecek. Yani siz ben bunu mesela kaç sıra örmüşüm? 4, 8, 12, 16, e, 16, 20, 22 sıra örmüşüm ben ön bedeni Bakın ön beden 22 sıra ama arka beden 4, 8, 12, 16, 20, 24 sıra. Yani iki sıra fazla. Siz de Ön bedenize göre ayarlamanızı zaten ilk bölümde anlattım. Arkanızı yaparken ön bedeninizi kaç yaptıysanız yapın iki sıra fazla ürün arkası için diyorum arkadaşlar. Arkası için iki sıra fazla öreceksiniz e, ve e, çünkü burada yaka, o, yaka da e, oyuntu e, şeyimiz var şu yakamızın oturması için ve reklam kolu olduğu için bunu bu şekilde ayarlamanızı yapın şimdi siz bu arkayı da aynı bu şekilde örün büyüklüğünü önden iki sıra fazla örün ondan sonra zaten şuranın anlatımını da sizinle bir sonraki videoda paylaşacağım şimdilik benim anlatacaklarım bu kadar yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin sevgiyle kalın örgüyle kalın Hoşça kalın arkadaşlar Kanalıma destek verirseniz yorum ve beğeniyle beni teşvik edersiniz arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere arkadaşlar.